tek bir madde gibi görüyorsunuz. Birden fazla maddeyi görmüyorsunuz. Bunu ifade etmek için de çözeltiler tek fazlı, tek görünümlü demedim de tek fazlı karışımlardır diyebilirsiniz. Tek bir madde gibi görmeniz. Katı katı çözeltilerimiz vardı. Gaz sıvı, gaz gaz. Biz sadece bu ünitede sıvı olanları incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Homojen dağılmasını da bizim kimyanın temel cümlelerinden birisiyle açıklıyoruz. Diyoruz ki genellikle benzeri çözer. Acaba burada adı geçen benzerlik nedir? Biz türlerimizi, kimyasal türlerimizi, molekülleri özellikle polar molekül ve apolar molekül şeklinde sınıflandırıyoruz. İşte burada adı geçen benzerlik budur arkadaşlar. Polar maddeler, polar moleküller diyeyim, polar çözücü de çözülür. Ama yine bu böyle çok %100 bilgi değildir. Buna uymayan çözülme olayları da vardır. Ama sizin sorularınızı çözmeye yetecek kadar da yeterlidir. Çözücü de çözülür. Cümleyi devam ettirmek, uzatmak istersem de apolar moleküller, apolar çözücü de çözülürler. İşte benim bu cümleyi kullanabilmem için size bir moleküle baktığınız zaman onun polar mı, apolar mı olduğunu anlamanızı isteyeceğiz. En sıkıntılı yerlerinizden birisi bu oluyor. 9. sınıfta birazcık ezberle de gitmeye çalıştınız. İşte şu şöyleyse polardır, bu böyleyse apolardır diye. Ben işimi garantiye almak için biraz da önümüzdeki seneye yatırım olsun diye isterseniz bu polarlıkları, apolarlıkları biraz daha detaylı konuşmaya çalışayım. Ve karar verebilmeniz için polar mı, apolar mı olduğunu bizim sevgili Lewis amcamızın kazandırdığı Lewis nokta gösterimlerinden göstermeye çalışayım. Lewis'lerle birlikte daha rahatlıkla karar verebilirsiniz. O yüzden hadi bakalım şimdi 9. sınıf olalım. Ve size Lewis nokta gösterimini bir hatırlatayım. Dediğim gibi şu anda Lewis nokta gösterimi 11'in müfredatında yok. Ben sadece biraz daha işinizi rahatlattığı için bir geri dönüş yapmaya çalıştım. Evet, ne hatırlıyorsunuz Lewis nokta gösterimi ile ilgili? Aklınızda canlanan bir şey var mı? Hocam son katmandaki herhalde elektron sayısını o sembol etrafında nokta nokta dağıtıyorduk. Aynen öyle. Öyle bir şey yapıyorduk değil mi? Son katmandaki elektronları da biraz daha farklı bir şekilde ifade edersek galiba değerlik elektronları. Aynen öyle. Lewis bağların oluşumunu gösterebilmek için bize çok güzel böyle bir gösterim hazırlamış. Bu gösterimle her şey yerine oturuyor arkadaşlar. Bu gösterimde amacımız elementin değerlik elektron sayısı kadar, onu da DES diye kısaltmıştık atomda periyodik cetvelde.
elementin değerlik elektron sayısı kadar. Nokta. Element sembolünün etrafına yerleştirir. İşte buradaki noktalar o elementin nasıl bağlar oluşturacağını, kaç tane bağ oluşturacağını bize belirlemeye çalışacak arkadaşlar. Ve 9'da da 12'de de hiç fark etmez. Her zaman sadece A grupları için çalışıyoruz. B gruplarıyla sizi hiç karşılaştırmıyoruz lise müfredatında. O yüzden isterseniz biz A grubu elementlerinden kendimize bir Lewis nokta gösterimini gösteren tablo hazırlamaya çalışalım. Her elementimizi bir baş grup elementinden seçerek bir tablo yapmak istiyorum. Tablomun birinci sütununda o çizeceğim elementin grubunu söyleyeyim. Sonra değerlik elektron sayısını söyleyelim. İşte bu değerlik elektron sayısıyla da Lewis nokta gösterimini hazırlayıp o elementin kaç tane bağ yapabileceğini tablolandırın. Bağ sayısı. Evet, 8 tane A grubumuz var galiba. Bu 8 tane A grubundan kendimize birinci, ikinci periyot elementlerini seçerek hazırlayalım. O zaman ilk sırada 1A grubumuz. 1A grubundaki elementlerin değerlik elektron sayıları 1'dir. Zaten değerlik elektron sayısından galiba grup numarasını bulabiliyorduk. Evet, element olarak da 1A grubunun ilk elementi olan kimi seçelim arkadaşlar? Hidrojenimizi seçelim. İşte ben hidrojen elementinin sembolünün etrafına noktalar çizeceğim. Nokta sayım için baktım. Değerlik elektron sayısı 1 olduğuna göre 1 nokta. Özgürsünüz. Soluna, sağına, üstüne, altına olacak şekilde nereye canınız isterse bir tane noktayı yerleştiririz. E başka noktası yok zaten. İşte Lewis nokta gösteriminde tek kalan noktaları bağ yapımında kullanacağını ifade edeceğiz. Demek ki hidrojen başka bir atom ile veya kendisiyle bağ yapacaksa bir tane tekli noktasını kullandığı için hidrojen bir bağ yapar diyebileceğiz. Kaç tane tekli noktası varsa o kadar bağ yapar. 2A grubuna geldim. 2A grubunun değerlik elektron sayısı 2 idi galiba. 2A'nın ilk elementini seçiyorum. Berilyumu seçiyorum. Berilyumun sembolün etrafına iki tane nokta çizdim. Evet, birinci nokta, ikinci nokta dedim. Değil mi böyle? Demeyin hocam. Demeyin hocam. Demeyeyim değil mi? Şeye benzetiyorum ben. Hani Hund kuralı yaptık ya bu sene. Aynı enerjili orbitallere elektronları önce birer birer yerleştiriyorduk. P orbitallerine önce tek tek yerleştiriyorduk. Aynı mantık. İki tane elektronu yerleştirirken biraz önce asla yapmamam gerekeni yaptım. Şimdi doğrusunu yapıyorum.
Şuraya birinci elektronumu yerleştirdim. İkinci elektronu sembolün etrafında teker teker kalacak şekilde yerleştirmek amacıyla, istersem sembolün üstüne, istersem karşısına, istersem altına çizebilirim. Yeter ki ilk çizdiğimin yanına çizmeyeyim. Getirdim, karşısına ikinci noktamı yerleştirdim. İşte anladım ki berilyum bağ yaparken iki tane tekli noktasını kullanacak. O yüzden berilyum iki bağ yapacaktır. Yani hiç ortaklanmamış, yani bağ yapımında kullanılmayan elektronu kalmayacaktır arkadaşlar. Hepsini bağ yapımında kullanacak. İşte bunlar benim molekülümün polar mı apolar mı olduğunu belirlememde yardımcı olacak. 3A grubuna geldim. Kim olsun? Değerlik elektron sayım 3. Hangi element olsun? Periyodik cetvelde doldurmuştum size bunları. Bor olsun. Bor olsun. İlk elementi bordu. O zaman 3 tane noktayı yine önce teker teker olacak şekilde bağladık. Demek ki bor bağ yaparken 3 tane tekli noktası kalmıştır. Üçünü de bağ yapımında kullanarak 3 bağ yapabilir. Yine borla ilgili bir molekül çalışırken diyeceğim ki hiç ortaklanmamış elektronu kalmadı. Hepsini bağ yapımında kullandı diyeceğim. Devam ettim o zaman 4A grubu. Değerlik elektron sayımız 4. Elementimiz de karbon. Ve 4 tane noktayı sıralamaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. nokta. Karbon bağ yaparken 4 tane tekli noktası kaldığı için 4 bağ yapar. O zaman sırada 5A grubu. Değerlik elektron sayımız 5. Elementim de azot elementim olsun. Ve başladım 5 tane elektronu yerleştirmeye. 1., 2., 3., 4. Sembolün 4 tarafını doldurduk. 5. elektronu çizmek için p orbitallerinde hepsine birer birer doldurduktan sonra 4. elektronu istediğimiz herhangi birinin yanına yerleştiriyorduk hatırlıyorsanız. Burada da 5. elektronu istediğiniz herhangi birinin yanına yerleştiriverdiniz. Benim canım sola istedi, oraya yerleştirdim. Sizin canınız yukarıya istiyorsa oraya yerleştirebilirsiniz. Şimdi buraya kadar pek güzel bir düzen vardı. Değerlik elektron sayısı kadar da bağ yapıyorlardı. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Şimdi ise düzeni bozdum galiba. Azot 5 tane değerlik elektron olmasına rağmen 3 tanesi tekli kaldığı için, sadece tekli kalanlarla bağ yapabildiği için azot bağ yaparken 3 noktasını kullanarak 3 bağ yapabilirdi. 3A grubuyla ortak bağ sayısı farklılığı, 3A'da hiç bağ yapımında kullanılmayan elektronu kalmamıştı. Hepsini kullanmıştı. Şimdi ise azot 3 tane bağını yaparken bir çift elektronunu bağ yapımında kullanmayacak. İşte bu da onun geometrik şeklini etkileyecektir. 6A grubuna geldim. Değerlik elektron sayımız 6. Elementimiz oksijen. Yine 6 tane elektronu yerleştirmeye başladık.
Yine doldurdum dördünü. Beşinci ve altıncıyı istediğim herhangi ikisinin yanına yerleştirdim. Gördüm ki oksijen 6 tane noktanın 2 tanesini tekli bırakabildi. Demek ki oksijen bağ yaparken 2 noktasını kullanacaktır. O zaman 2 tane bağ yapabilecek. Aynı 2A grubu gibi. Ama yine farklılıkları olacak. Oksijenin bağ yapımında kullanılmayan 4 tane elektronu kalacak. Yine o onun geometrik şeklini etkileyecektir. Sonra 7A grubuna geldim. Değerlik elektron sayım 7. Seçeceğim element flor. 7 tane noktayı yerleştirdiğinizde kaç tane tekliniz kaldı? 1 galiba. He dediniz. O zaman da flor bir tane ortaklanmamış elektronu kaldığı için bir bağ yapar. İşte bir elementin kaç bağ yapabileceğini Lewis elektron nokta gösterimindeki tekli noktalarla bulabildim. Bu sene beni hiç ilgilendirmiyor ama olsun, 8A grubunu da çalışalım. Yine şu ana kadar pek bir rahattım. Grup numarası demek onun değerlik elektron sayısı demekti. 8A'ya geldiğimde bir sıkıntım oldu. Nasıl bir sıkıntım olmuş olabilir? 2 orada hocam. Şey değil mi? Helyumu düşündünüz evet. Galiba. Helyumun özel bir durumu vardı. Helyum 8A'da olmasına rağmen değerlik elektron sayısı 2. Zaten 2 tanecik elektronu var. O yüzden 8A'yı çalışırken 2 tane olasılık düşündüm. Ya değerlik elektron sayısı 2 olan helyumdur ya da değerlik elektron sayısı 8 olan neondur. O yüzden 8A'da 2 tane olasılıkla Lewis nokta gösterimini hazırlamam lazım. Helyumun 2 tane noktasını yerleştiriyorum. Birinci noktam, ikinci noktam. Uyarınız var mı bana? Çizeyim mi böyle? Evet mi, hayır mı? İki nokta yan yana mı gelmeli? Eğer yan yana gelmeli dedi Zeynep. Eğer böyle bırakırsam bu ne anlama gelecek? Helyumun iki bağ tane noktası var. İki tane anladım. Bağ yapar. Helyum soygaz. Kendi kendine ne yapamazlar? Bağ yapamazlar. Evet. Hemen Zeynep'in uyarısını dikkate aldım. Helyum dedim. Soygaz olduğu için iki tane noktayı yan yana çizmeliyim. Berilyumun yanlışı helyumun doğrusu oldu arkadaşlar. O yüzden ne olur? Değerlik elektron sayısı 2'dir dediklerinde ya berilyumu 2A'yı düşünün ya da helyumu. Periyodik cetvel sorularında da çok karşılaştık böyle sanırım. Neonu çiziyorsak zaten burada bir sıkıntı olmayacaktır. 8 tane nokta 4 tarafı da bağladığı için rahatlıkla 8 tane elektronu yerleştirdim. Bunların bağ sayılarına bir şey yazamam. Soygazlar kendi kendilerine bağ yapamazlar. Kendi kendilerine diyoruz çünkü laboratuvar koşullarında bağları oluşturulmuştur. Hadi bir de şeyi hatırlayalım madem bu kadar konuştum. Diğer elementler değerlik elektronlarını ya helyuma benzetmeye çalışıyorlar ya da neona. Yani ya 2'ye tamamlıyorlar ya da 8'e. Helyuma benzemeye ne diyorduk? Bir şeyini tamamladı. Dublet, değil mi Ata? Helyuma benziyorsa yani 2'ye tamamlıyorsa dubletine tamamlamıştır. Eğer 8'e tamamlıyorsa da o neydi? Oktet. Oktet. Oktetine tamam. Diyerek de elementin kararını verebiliyor. Evet, şimdi ben
8 tane R grubu için üşenmedim. Tek tek Lewis nokta gösterimlerini ifade ettim. Şimdi bunları bir araya getirip moleküllerini oluşturacağım. Ve sonra karar vereceğim. Bu molekül polar molekül müdür? Apolar molekül müdür? Ve buna göre molekülleri arasındaki etkileşimleri bulacağım. Polar molekül, apolar molekül olmasına rağmen. Şöyle bir kelime eşleştirmesi yapmak istiyorum size. Pol diye bir kelimemiz var. Polün Türkçe karşılığı kutup. Kutupla da kastettiğimiz iki tane kutbumuz var bizim. Bir pozitif artı kutbumuz, bir de negatif eksi kutbumuz. Eğer pol kutup demek ise polar dediğim zaman sizde canlandığı Türkçe karşılığı kutuplu olsun. Kutupluyla da neyi kastedeceğim? Hani dedik ya artı ve eksi kutbumuz vardır. Bu artı ve eksi kutbun yük dengesi olmayan, yük dengesi olmayan, yani artı ile eksi birbirlerine eşit çekmeyecekler, eşit çekim olmayan. Eşit çekim olmayan. Şey yapacağım biraz, vektörlerden de yardım alacağım. Vektörel toplam diyeceğim. Bağları vektöre benzeteceğim. Vektörel toplamınız sıfır olmayan. Bu yazdıklarımın hepsi size bir ipucu olarak dönecektir. O molekülün polar olması için. Eğer poların önüne A ön ekini getirirsem o zaman da apolar olacaktır. Bunu olumsuzlaştırdığı gibi düşünün. Apolar olması demek kutupsuz olması demek. Kutupsuz olması da yük dengesi sağlanmış. Artıyla eksi eşit çekim sağlamış. Bu moleküllerde yük dengesi vardır. Yük dengesi olan, işte bunun olabilmesi için de eşit çekim uygulayan veya yine fizikteki vektörlerden yardım alıp vektörel toplamı sıfır olan moleküller diyeceğiz. Toplam eşittir sıfır. Birinci ana bilgim bu olsun. Bir molekülün polar mı apolar mı olduğuna karar vermek için. Şimdi bunları nasıl kullanacağım? Bana verilen moleküllerde bu yazdıklarımı nasıl kullanacağım? Birkaç tane molekül beraber Lewis yapılarını çizip oradan doğrultularını bulmaya çalışacağız. Ve buna göre karar vereceğiz. Eşit çekim var mıdır, yok mudur diye. Örnekler yapalım. Önce sizi yormayan rahat bir molekül sunayım. Mesela seçebileceğim en rahat moleküllerden birisi hidrojen molekülü. H2 molekül. Hadi isterseniz önce hidrojen molekülündeki Lewis nokta gösterimini yapmaya çalışalım. Hidrojen biliyorsunuz bir A grubunda bulunan bir ametal. O zaman bir tane ortaklanmamış elektronu var. H2 molekülü dediğim için bundan iki tane var galiba.
Elimde bir hidrojen atomu daha var. Onun da bir tane noktası. Bu iki tane tür, radikaller diyoruz bunlara, ortaklanmamış elektronu bulunan türlere, radikaller karşı karşıya geldiler. Dediler ki biz bir etkileşime girelim. Etkileşime girerken şuna karar verecekler. Elektron alışverişiyle mi girelim yoksa ortaklaşmasıyla mı girelim? Bunun için de şu bilgimi hatırladım. Hidrojen bir ametal. Diğer hidrojenim de ametal. İki tane ametal etkileşime girdikleri zaman bunlar galiba çok paylaşımcı olanlardı. Elektronlarını nasıl kullanarak bağ yapacaklardı? Ortaklaşa mı, alışveriş mi? Duyamadım. Ortaklaşa. Ortaklaşa. İki tane ametal elektron ortaklaşması ile bağ yaparlar. İşte bir mavi ile bir siyah nokta dedi ki hadi gelin biz bu elektronlarımızı ortaklaşa kullanarak aramızda bir çekim oluşturalım. Eğer elektronlar böyle ortaklaşa kullanılarak bir araya geliyorsa şöyle bir özgürlüğümüz var. Ortaklaşa kullanılan iki tane noktayı bir çizgi halinde çizmek. O zaman mavi olan hidrojen atomu ile siyah olan hidrojen atomu arasında bir kimyasal bağ oluştu. Ortaklaşa kullanım olduğu için bunu tek bir çizgiyle oluşturmuş olduk. Şu anda size hidrojen molekülünün Lewis yapısını göstermiş oldum. Bu molekül polar molekül mü, apolar molekül mü diye buna karar vereceğim. Çok düz mantık yapalım mı? Şunu bir ip gibi düşünelim. Bir taraftan hidrojen çekiyor, diğer taraftan da hidrojen çekiyor. İki taraftan da sanırım eşit çekim var. Eşit çekim olduğuna göre yük dengesi kurulmuştur. Dolayısıyla kutupsuzdur. Yani hidrojen molekülü polar mı apolar mı dediklerinde sanırım apolar molekül dersiniz. Eşit çekim olduğu için apolar molekül. Kutupsuz olan bir molekül. Evet, hidrojen molekülüyle çalıştım. Sonra bir örnek daha açayım. Biraz bana lazım olan örnekler üzerinde de yoğunlaşmaya çalışacağım. Çalışalım mı? Oksijen molekülünü çalışalım hadi. Acaba oksijen molekülünde oksijen atomları arasında nasıl bir bağ oluşacak ve molekül polar mı apolar mı? Evet, iki tane oksijenim var yine. Oksijen 6A grubunda olduğuna göre sanırım her birinin 6 tane noktası var. Ama iki tanesi tekli kalacak. Yine iki radikal karşı karşıya geldiler. Yine ikisi de ametal olduklarına göre elektronları ortaklaşa kullanalım dediler. Ve mavinin bir tanesi ile siyahın bir tanesini ortaklaşa kullandık. Rastgele ikisini seçtim. Sonra dedi oksijenler. Bizim birer tane daha tekli noktamız var. Biz de bunları
Yine ortaklaşa kullanalım. O zaman iki oksijen atomu arasında kaç tane kimyasal bağ oluşturdunuz? Sanırım iki. Yani şu oksijen ile diğer oksijen atomu arasında bir mavi ile bir siyahın birleşmesiyle birinci bağ, yine bir mavi ile bir siyahın birleşmesiyle ikinci bağımızı oluşturduk. Size oksijen molekülünün Lewis yapısını sorduğumda böyle çizdiğimde doğru mudur? Şu oksijen molekülünün Lewis yapısı için doğru mudur? Doğru değil, mudur? Değil. Neden? Diğer noktalarını da çizmemiz gerekiyor. Evet, ne olur unutmayın. Lewis nokta gösterimlerini yaparken sadece ortaklaşa kullanılanlar değil, ortaklanmamış elektronları da göstermek zorundasınız. Ve bu bağ yapanlar yapmayanları mümkün olduğu kadar kendilerinden uzağa ittirirler. Şöyle birazcık uzakta kalacak şekilde dört nokta. Yine siyahın dört tane noktası. Evet, oksijen molekülünün Lewis yapısını çizdim. Peki karar verir misiniz? Oksijen molekülü apolar molekül mü, polar molekül mü? Apolar bence. Yine Zeynep'e katılalım isterseniz. İki tane ip var. Önemli değil. İkisine de oksijenler çekim uyguluyor. İki aynı atom çekim uyguluyor. O yüzden yine eşit çekim olduğu için sanırım oksijen molekülümüzde bir apolar molekül olmuştur. Element molekülleri. Element moleküller ama dikkat edin, zaten her zaman apolar molekülü oluşturacaktır. Elementler olacak, aynı cins atomların oluşturduğu. Mesela N2 molekülü dediğimizde yine rahatlıkla bu bilgiyi kullanabilirsiniz. İsterseniz buraya bir sonuç cümlesi olarak yapabilirim. Element molekülleri... Her zaman apolar molekül. İşte yazdığımız H2, O2, N2 çizmedim ama N2 de olabilirdi. F2, Cl2, nokta nokta nokta. Bir sürü element molekülü için bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Evet, element moleküllerine çalıştım. İlla element molekülü olmak zorunda değil. Bileşik molekülleri de olabilir arkadaşlar. Yalnız molekül dediğim için hep ametallerden bahsediyorum galiba. Çünkü İyonik bileşikler iyonik yapılı olacaktır. Molekül kavramını onlarda kullanmam söz konusu olmayacak. Hadi birkaç tane de bileşik molekülü çalışalım. Yine ben şey yapacağım size, şu yaptığım tablodan her birine bir merkez atom karar verip ona göre örneklendirmelerini yapmaya çalışacağım. Evet, sıradaki örneğimiz. Hocam bir dakikamız var. Oo, çok güzel. O zaman yapmıyoruz. Ödev vereyim değil mi size? Güzel olur. Evet, sanırım biz hem WAF'tan hem de Palme'den gerçek gazlar dışında bitirdik. Doğru muyum? Evet hocam. Evet. O zaman ne yaptık? Ayet edemeyeceğim size.